Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir düşe ara ve kaçıncı birleşimi İngilizce kullanımlarda VLOOKUP ve MATCH fonksiyonunun birleşimiyle ilgili uygulama yapmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde. Bir personel verisi var. Burada yüzlerce personelimiz var. Bu arada hatırlatalım, bütün veriler hayalidir. Personelimiz burada. Burada bunlardan birkaç tanesi var. Herhangi bir sırası yok. Ve bir alt tablo gibi düşünelim bunu. Ve buradaki başlıklardan yine sıralı değil birkaç tanesi var. Tabii aynı yazılma şekliyle buna dikkat etmek lazım. Burada konulmuş. Biz buradan birkaç tanesini aldığımızda herhangi kişiler olabilir. Hemen bir düşeğe yazarak bunların bütün verilerini pata pata getireceğiz. Tarih formatı burada sorun değil. Onu değiştireceğiz diyelim. Şöyle buradaki espri bir kere bir düşey ara çalışacak. Tekrar geri alayım. Bir düşey ara çalışacak. Ne için? Bu Ali neyse bu kişilerin gidip verilerini buradan bulmak için. Veri alanımız bu. Eğer düşey araya birinci sütun getir dersek, ikinci sütun getir dersek bölümü 3 ve birçok sütun numarasıyla getirtebiliyorduk. Yani biz düşey araya gidip şu sütunu bu sütunu getir diye söyleyebiliriz. Ancak burada istenen sütun numarası değil. Buradaki sütun başlıklarına göre gitsin bölümü görevi ama sonra cinsiyeti, sonra işe giriş tarihi gibi. Yani sırası olmayan atlanarak veya ters farklı sırada olabilir. Fark etmez. Yani bu önce bu sonra olabilir. Ancak buradaki önemli olan burada görevi ise bölümü ise aynı yazım şeklinde bölümü görevi olması arkadaşlar. Cinsiyeti CNS yazamayız. Aynı kelime olarak kopyalanıp buraya getirilmesi iyi olur. Ama dediğim gibi sırası atlayabilir, farklı sırada olabilir. Peki şimdi en basit düşey arasından başlayalım. Bir düşey ara yapıyorum. Son kullanımda varsa kullanacağım. Most recently used ya da tümü all seçeneğinden ilk harflerini tuşlayarak fonksiyonumu buluyordum. Aranacak şey bu. Nerede aranacak? Bölümünü getirdiğimizi düşünelim. Personel verisinin tamamını seçelim. Fazlası sorun çıkarmaz. Bölümü 2 yazdım. 0 yazdım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bölümlerini getirdim. Bunu böyle seçsem saçmalayacaktır. Çünkü neden? Ne olacağını düşünelim. Bir kere hep ikinci sütunu getirecek. A2 yerine B3, B4 bir süre sonra ikinci sütunu saçmalayacak. Referansta arayacak. Burası da kayacak. Yani hiçbir şekilde tamamıyla çakacağız duvarı. Evet, getirdi ama hiç alakasız şeyler. Bölümü görevi tuttu ama bakın dikkat ederseniz B4'ü aldı gitti C'ye. Cinsiyetine biz eğitimli EH getirdi. Master ile 0 getirdi. Yani garip garip yerlere gittiği için çünkü. Geri alalım. Çözümümüzü şimdi değiştirelim. Şimdi bizim burada öncelikle A2'den hiç ayrılmamamız gerekiyor. Ama 2, 3, 4 aşağı duracak. F4 tam kilitli hep A2 olur, işimize yaramaz. Satır kilitli işimize yaramaz. Sütun kilitli gerekli olan çünkü sağa doğru çektiğimizde AB'ye dönüşmeyecek. Hep ismi alacak. 2 aşağı doğru değişecek. Şimdi gelelim personel verisine. Burayı da kilitleyelim çünkü BO'dan hiç şaşmayacak. Gelelim bütün mesele burada. Burası 2, 3, 4, 5 değil de buradaki sütun başlığının buradaki sütun başlığının gidip o tarafta kaçıncı sütuna denk geldiğini bulup getirip bana verecek ve verdiği şey 2'den bölüm için 2'den baş. Yok, bölüm evet şurayı seçersem bölüm için 2 3 4 gibi verecek. Demek ki burada yazacağımız şey asıl esprisi burada bu çözümün. Bunun orada 2 olduğunu, bunun kaçsa, bunun kaçsa, bunun 9'su olduğunu bulmak. İşte onun için de kaçıncı fonksiyon. Ne kaçıncı? Bu yazılan şey orada kaçıncı. Gidiyorum iç fonksiyon olarak kaçıncı yoksa buradan İngilizcesi match buldum.
Ne kaçıncı? Buradaki bölüm. Yalnız yine bir adresleme ihtiyacı var. Bunu B1 diye bırakarsınız. Aşağı çekerseniz B2, B3, G2 çekilecek. Sağa doğru çekerseniz kayacak. O bizim işimizi yarayacak. O zaman satır taraflı bir kilitle. Bu hiç ayrılma demek. Halbuki sağa çektiğinde görevini alsın. O zaman burası serbest. BCD diye değişik bu başka ama hep birde kalacak. Bölümü görevlendirmeyi almak için. Nerede arayacak bunları? Tam olarak bu dizide. Ve kilitli. Başka bir alternatifimiz yok. Ve eşitini alacak. Evet, çözümümüz tamamlandı. Düşeraya yap, VLOOKUP yap. Ama sütun indiz sayısını buradaki başlığın orada kaçıncı olduğunu belirleyecek şekilde değiştir. Bakın, ili buraya alayım. Eğitimi buraya alayım. Merak etmeyin, düzelecek şimdi. Bir kere daha çekeyim. Evet. Boş olunca birden bir hata verdi. Tarihimi, formatını değiştireceğim bir tek. Evet. Gördüğünüz gibi hiç fark etmiyor. Ondan sonra hatta geride düzenlememi yapabilirim. Bozmayayım yapısını. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. İstediğiniz kadar kişiyi de alabilirsiniz. Ben onları değil de şu kişileri istiyordum. Ahmet değil de Cemal, Deniz bilmem neyi alacağım. Bakın onları çakıyorum. Onların bütün bilgileri geliyor. Yani bir tane yazdım da onu yazdım diye düşünmeyin. Demek ki bu ürün verisi olabilir, firma sabit bilgi olabilir, müşteri sabit bilgi olabilir, üretim verisi olabilir ve personel verisi olabilir diyelim. Burada bunlardan birkaç tanesini yazdığınızda, hatta isterseniz bir tık daha koyalım, istediğiniz kadar seçebilmek için veriden liste kutusu, datadan veri doğrulamadan bir liste kutusu yaparak, kaynak kısmına da burayı seçerek de yapabilirsiniz. Dolayısıyla buradan neyi seçiyorsanız o kişinin de bilgileri gelebilir. Ben yine onu da bozayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere bu videoda düşeyerek kaçıncı birleşimi VLOOKUP match, yani meşhur bir birleşim, yine iki boyutlu kullanım. Bu sefer farklılık sütun başlıklarını gidip bulup numaralarını bulup sanki gelip düşey araya verip böyle bir tane yazı pata pata getirmek deniliyor buna. Bu işlemi yapmadım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.